Arkadaşlar, videoyu kısa tutacağım. Şu anda saat, bakıyorum, 11'e 10 var. Bu saat oldu, halen çalışıyoruz. Şimdi yeni bir egzoz manifoldu bağladık. Şöyle gösterelim. Maraya'mızın egzoz manifoldunu değiştik. Egzoz manifold arkadaşlar, yan sanayi, farklı bir marka. Orijinali bulamadı abi, büyük bir ihtimal öyle bir şey oldu. Yalnız bu geldiğinden beri arkadaşlar, şimdi bu ön kısmını hallettim. Çatlaklarımız vardı. Hani o yüzden değiştik biz bu egzoz manifoldunu. Arkadaşlar bakın şu aşağıda katalizörün bağlantı noktasında herhangi bir saç falan çıkmadı. Egzoz boğaz contasını sürdük arkadaşlar. Egzoz macununu. Ama hiçbir şekilde tam tutunma sağlanamadı. Bir de orijinal olmadığı için arkadaşlar ne yaptık? Eski bir sacımız vardı. Sac burada mı abi? Getir abi, sacı gösterelim arkadaşlara. Şöyle bir saç arkadaşlar. Krom saç. Kalınlığı yaklaşık 0.50 falan. Bu saçlardan arkadaşlar ben kenarda hurdalıkta falan buldum. Şimdi hemen gecenin bu saatinde arkadaşlar apar topar benim buraya saç yapmam gerekiyordu. Öbürkü türlü bu sacı bekleyeceğim, belki bulamayabilirdim de bir dünya sıkıntı yaşayacaktım. Kalıp aldım arkadaşlar. Kalıptan gördüğünüz gibi bu egzoz boğaz contasını yaptım. 0.50 krom saçtan hiçbir şekilde hatasız 10 numara yerine oturuyor. Bununla ilgili bir tane video yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Ama şu anda saat ilerlediği için bunu çekemedim. Kusura bakmayın. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü güzel bir anı olacak bizim için. Biraz bizi yordu. Ama böyle durumlarda yapılabiliyor arkadaşlar. Orijinal manifold. Bak kulaklar bu şekilde. Yan sanayi manifold. Bak kulakları bu şekilde. Bak kulakların yarısı yok. Bağlayınca göreceğiz gerisini bakalım. Önünü çevir abi. Burası zaten komple yarık bunun. Bak kalıpları bile biraz farklı yani. İnşallah oturur. Turgay abi al onun üzerindekini. Düşürme abi. Bak abi bu orijinalin komple sökmek zorunda kaldım egzozunu. Bak orijinalinde civata yerleri boşluklu, derin yani. Bunda şuralar dahi farklı. Şurayı göster. Bak bunda boşluk yok. Bak. Derinde olmadığı için saplamaları da yetişmiyor. Şimdi bak oturtmaya çalışacağız. Bak bunun bütün delikleri denk geliyor. Bak bütün delikler denk geliyor. Artı şu yanları da bu şekilde. Koy abi onu. Böyle miydi? Gel Azla. Bak bunu koyduğumda şuralar bir kere et kalınlığından bütün her şeyini değişiyoruz. Şuradan aşağısı da çok yüksek. Yani her şey bütün olduğu şekilde hepsi değişecek abi. Bunlara farklı bir sistem uyduracağım. Bak bunlara göre civata ayarladım. Komple dışarıda provasını yaptım, yerine koyacağım, tamam. Başka türlü olmuyor. Bunları da güzel güzel 4 tane yeni civata ile beraber, hatta 5 tane civata ile beraber saz gibi çıkaracağım. Şimdi yerine atacağım komple katalizörü falan.